aydın olsun efendim. Ben Tuğba Memiş. Gün ışığı gündemden başlıklarla başlıyor. Öncelikle Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü bugün. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz diyoruz. Ve gündemden başlıklarla başlayalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan bilim kurulunun ardından Bakan Koca video mesaj gönderdi. Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı ifadelerini kullandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İddianamede HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi. 600'ün üzerinde HDP'li hakkında da siyasi yasak istendi. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Gergerlioğlu o kararı meclis sırasında dinledi. Karar sonrası Meclis Başkan Vekili Celal Adan salondan ayrılmasını istedi. Ancak o Meclis Genel Kurulu'nu terk etmedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Niko Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis görüşmesi ele alınacak diyelim. Ve gelin detaylara bakalım. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Gergerlioğlu o kararı meclis sırasında dinledi. Karar sonrası Meclis Başkan Vekili Celal Adan salondan ayrılmasını istedi, ancak o Meclis Genel Kurulu'nu terk etmedi. Bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararı doğrultusunda Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştür. O karar Meclis Genel Kurulu'nda okundu. HDP'liler slogan atarak kararı protesto etti. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu'nun cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce onanmıştı. Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmadan önce gündem dışı söz alan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Gergerlioğlu'nun tek bir tweetle vekilliğinin düşürülmek istendiğini öne sürdü. Meclis Başkan Vekili Celal Adan'a seslendi. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olması için bu tezkereyi okumayın. AYM kararı beklensin. Hukuktan vazgeçmeyin. Hukuksuzluk hepimizi boğacak. Beştaş'ın o açıklamalarına CHP sıralarından da destek geldi. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Enis Berberoğlu gibi başvurusunu yapmış iken ve meclis bu konuda daha önce bir ofsayta düşmüş iken meclisi bugün yeniden ikinci bir ofsayta düşürmenin bizce alemi yoktur. Gergerlioğlu hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan hapis cezası yargı kararı Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Milletvekilliği düşürüldü. Gergerlioğlu o kararı meclis sıralarından dinledi. Milletvekili seçilmeye engel bir suç teşkil eden Anayasanın 84. maddesinin 2. fıkrası gereğince. Tezkere okunurken HDP milletvekilleri ellerindeki pankartlarla ayağa kalktı. Sıra kapaklarına vuran HDP milletvekilleri hak, hukuk, adalet sloganı attı. Meclis Başkan Vekili Celal Adan, genel kurulu tekrar açtıktan sonra Gergerlioğlu'nun salondan ayrılmasını istedi. Bu arada HDP milletvekilleri slogan attı, sıralara vurmayı sürdürdü. HDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 55'e düştü. Meclis Genel Kurulu'ndan ayrılmayan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve partisinden bir grup milletvekili genel kurul salonunu terk etti. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Merkez Yürütme Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Protestomuz
HDP milletvekilleri meclis genel kurulundan ayrıldılar. HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu meclis genel kurulundan ayrılarak HDP grubuna geçti. Gergerlioğlu anayasaya aykırı karara karşı arkadaşlarıyla direnişlerini devam ettireceklerini kaydetti. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar partilerinin merkez yürütme kurulunu yarın olağanüstü toplantıya çağırdı. Buldan ve Sancar ortak yazılı açıklamalarında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne açılan davanın demokrasiye yeni bir darbe olduğunu ileri sürdü. Açıklamada partimizin merkez yürütme kurulunu bugün olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Sahip olduğumuz tarihsel mücadele geleneğiyle bu karanlık süreci atlatacağız. İnançlıyız ve kararlıyız. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız ifadelerine yer verildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İddianamede HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletimle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi. 600'ün üzerinde HDP'li hakkında da siyasi yasak istendi. Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. HDP'nin terör örgütleriyle ilgili tavrı Türkiye'nin gündeminde. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde gündemden düşmeyen iddiaları incelemeye almıştı. Bu çerçevede Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Kobani dosyası istenmişti. O dosya kapsamında HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke düzenlenmiş ve meclise gönderilmişti. O fezlekelerin bir örneği de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. İnceleme tüm siyasi partilerin takibi çerçevelerinde rutin olarak tanımlanmıştı. İncelemede HDP'nin terörle bağlantıları konusunda suç unsuruna rastlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İddianamede HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi. Başsavcı Şahin yaptığı açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre terörün kınanmaması bile kapatma sebebidir ifadelerine yer verdi. Davanın iddianamesinde 600'ün üzerinde HDP'li hakkında siyasi yasak istendi. Bu aşamadan sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan raportör görevlendirecek. Davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve resmi gazetede yayımlanacak. 1 yıl 3 aylık hapis cezası aldı. Bingöl'deki Eren 4 operasyonları çetin geçen kış şartlarına rağmen kararlılıkla devam ediyor. Operasyonda şu ana kadar çok sayıda uzun namlulu silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve terörün gelir kaynağı olan uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarımıza azim, kararlılık, İnanç ve inatçı bir ruhla devam ediyoruz. Mehmetçik Çetin kış şartlarını aldırmıyor. Eren 4 operasyonu kararlılıkla sürüyor. Bingöl'de devam eden Eren 4 operasyonunda jandarma timleri soğuk hava şartlarını aldırış etmiyor. Mehmetçik karla kaplı dağlarda teröristleri etkisiz hale getirmek için canını dişine takıyor. Amaç PKK'nın kış üstlenmesini engellemek, sığınak ve barınakları imha etmek. Aziz Türk milletin bilmesini isteriz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü korumak için her zaman her yerde mücadelemize devam edeceğiz. Canımızı seve seve gerektiğinde vatanımız için feda edeceğiz. Operasyonda İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığı başta olmak üzere toplam 587 personel yer alıyor. Mehmetçik operasyon kapsamında çok miktarda toprağa gömülü uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirdi. Şehitlerimiz yattıkları yerlerde rahat uyusunlar, intikamları er ya da geç alınacaktır. Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların erleri. Biz dağların erleri. Yuva yaptık göklere.
İkna çalışmaları başarılı bir şekilde sürüyor. İçişleri Bakanlığı PKK-KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Terör örgütünden kaçarak Türkiye'ye teslim olanların sayısının da 35'e ulaştığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK-KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014-2019 yılları arasında örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle 2021 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK-KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 35'e ulaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Niko Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis görüşmesi ele alınacak. Artık Dışişleri Bakanları düzeyinde de önümüzdeki süreçte görüşmeyi gerçekleştireceğiz. Yunanistan'la ikili görüşmeler devam edecek. Bu kapsamda Yunan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek. 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek. Ve Dışişleri Bakanları olarak aramızdaki tüm meseleleri tabii Ankara'da görüşme imkanımız olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Muhtar Tiloberdi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Geleceğe yönelik de tabii ki düşünceler paylaşıldı. Atina'da düzenlenen istişari görüşmelere ilişkin konuştu Çavuşoğlu. 61. turun olumlu bir havada geçtiğini söyledi. Tabii bir toplantıda tüm sorunların çözülmesinin beklenmesi gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Ve önümüzdeki süreçte bu rotasyon usulü toplantılar devam edecek. Bir sonraki toplantıya da biz yine ev sahipliği yapacağız. Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusundaki tutumunu her platformda net bir şekilde gösterdiğini belirtti. Hakça paylaşım vurgusu yaptı. Yunan mevkidaşının önümüzdeki ay Türkiye'yi ziyaret edeceğini aktardı. Daha sonra başka bir zamanda ben de yine Yunanistan'ı ziyaret ederek karşılıklı bu ziyaretleri sürdüreceğiz ve bu temasların tabii liderler düzeyinde olmasının da faydalı olduğuna inanıyoruz. Ve Niko Dendias Ankara'ya geldiği zaman Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Başbakan Mitsotakis'in görüşmesini de ele alacağız. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada ara karar verildi. Mahkeme 2 tutuklu sanığın tahliyesine, 5 tutuklu sanığınsa adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edilen 7 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi tutuklu sanıklar Doğu Demirtaş ile Selahattin Can Uğuzeş'in tahliyesine, 5 tutuksuz sanık hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına hükmetti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında eski Ordu Valisi Settar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında eski Ordu Valisi Settar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Mahkeme İmamoğlu'nun 354 gün boyunca 20 TL toplamda 7080 TL para cezası ödemesine karar verdi. Atamızın huzurunda ülkeye, milletimize olan... İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenliğince Türk karasularına geri itilen 158 sığınmacı karaya çıkarıldı. Türkleri gören Can Salı içerisindeki göçmenler alkışlarla Türkiye diye bağırarak sevinçlerini gösterdi. Sahil güvenlik imdatlarına böyle yetişti. 158 düzensiz göçmen alkışlar eşliğinde kurtarıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 158 düzensiz göçmen sahil güvenlik komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Doğan Bey burnu açıkları. Göçmenler Türk personellerini görünce alkışlarla Türkiye diye bağırmaya başladı. Sahil güvenlik ekipleri o kurtarma anının görüntülerini paylaştı. Göçmenlerden birisinin Yunan sularından alıp bizi burada bırakıp kaçtılar demesi kayıtlara yansıdı. Geri mi ittiler sizi Sisam? Sahil güvenlik hemen işe koyuldu. Can salları içinde yaralı olup olmadığı soruldu. Personel ve göçmen arasındaki diyalog gönülleri ısıttı. Tamam ben buradayım. Sakin olun hepiniz. Tamam. Hepinizi alacağız. Öte yandan yasa dışı yollardan Türkiye'yi terk etmeye çalışan 6 şüpheli de gözaltına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda dün toplanan bilim kurulu sona erdi. Toplantıda normalleşme sürecinin 15 günlük yansımaları ve aşı konusundaki gelişmeler değerlendirildi. Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrası video mesaj gönderdi. Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı ifadelerini kullandı. Aziz vatandaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Covid-19 salgını sebebiyle bir kez daha huzurlarınızdayım. Bildiğiniz gibi kontrollü normalleşme dönemindeyiz. İlk iki haftamızı geride bıraktık. Şüphesiz bu kısa zaman içinde büyük sonuçlar almayı beklemiyorduk. Ama göstereceğiniz tereddütsüz irade sonuçlarını hemen değilse de yakında ortaya koyacaktır. İşin tabiatı da budur. Yine de bilmeliyiz ki sonuçlar zamanla alınırken salgın kısa sürelerde tırmanışa geçebilmektedir. Bu sebeple sözlerimin başında bir uyarıda bulunmak istiyorum. Virüse sosyal hayatı ele geçirme fırsatı vermeyin. Gün gün verdiğiniz bir mücadele ve yaşadığınız mahrumiyetler sonucunda kazandıklarınızı kaybetmeyin. Değerli kardeşlerim, kıymetli büyüklerim, salgınlar birlikte tecrübe ettiğimiz gibi çok büyük olaylardır. Büyük olaylar üzerinde konuşanlar ya da söze karışanlar çok olur. Sözleri sorumluluk almalarını gerektirmez. Bu gruptaki kişiler dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ülkemizde de fazla. Bunlara itibar etmemenizi istirham ediyorum. Sizde yol açacakları mesnetsiz moral bozukluklarının onlar için bedeli yoktur. Bilimsel ciddiyet ve devlet sorumluluğu içinde hareket edenlerse bellidir. Devletinize güvenin. Bilim kurulumuzun kararları, bakanlığımız, şehrinizde salgınla mücadeleyi yöneten makamlar bu işte rehberiniz olsun. Evet, güncel koronavirüs tablosuna bir göz atalım. Vaka sayıları neredeyse 19 bin oldu. Uzun bir aradan sonra pozitif vaka sayısının iyileşen hasta sayısından fazla olduğu görüldü. Türkiye'de son 24 saatte 167.526 COVID-19 testi yapıldı. 18.912 kişinin testi pozitif çıktı. 73 kişi hayatını kaybetti. Vakalardaki artış hızla sürüyor. Uzun bir süre sonra iyileşen sayısından fazla yeni vaka göründü. Sağlık Bakanlığı 17 Mart koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 167.526 COVID-19 testi yapıldı. Toplamda yapılan test sayısı 35.603.028 oldu. Vaka sayısının 19 bine yaklaşması dikkat çekti. Son 24 saatte 18.912 kişinin testi pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı 2.930.554 oldu. Koronavirüs nedeniyle 73 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar hayatını kaybeden hasta sayısı 29.696'ya yükseldi. Bir günde 17.161 kişinin COVID-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.752.023'e yükseldi. Ağır hasta sayısı ise 1.484 oldu. Müzik
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan filyasyon rehberi güncellendi. İki doz aşıyı olana artık karantina uygulanmayacak. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağlık Bakanlığı temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberini güncelledi. İki doz aşı olanlara karantina uygulanmayacak. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC benzer kuralları geçtiğimiz hafta duyurmuştu. İki doz aşı olan kişilerin kendi aralarında maske ve mesafesiz oturabilecekleri belirtilmişti. Eline sağlık. Aslında Sağlık Bakanlığı'nın da bu yeni genelgesinde bu CDC'nin bilimsel olarak ortaya koyduğu önerilere benzer biraz daha Türkiye'ye adapte edilmiş bazı önerileri görüyoruz. Tabii Sağlık Bakanlığı önerisinde biraz daha mesleki yaşama da vurgu yapmış. Geçen ay birinci aşını yapmıştık. Şimdi ikinci aşının zamanı geldi. İki doz aşı olan ya da son 3 ayda hastalığı atlatmış kişiler artık temaslı sayılmayacak. Fakat riskli gruplar arasında yer alan yaşlılarla ilgili meslek gruplarına karantina uygulanacak. Risk yüksek kişiler belirlenmiş, işte bakım evlerinde yaşayan kişilerde çalışanların kontrol altında tutulması gerektiğini söylemişler. Yani iki doz aşı da yaptırsanız, temaslı olursanız eğer bu risk yüksek kişilerle çalışamazsınız diye bir hatırlatma yapıyor Sağlık Bakanlığı. Brezilya ve Güney Afrika varyantı tespit edilen vakalarda uygulamadan muaf. Mutantlarda, özellikle Güney Afrika ve Brezilya mutantlarında aşılara rağmen enfeksiyon olma riski var ve bazen ağır geçirme riski var. Aynı zamanda sadece aşı değil, hastalığı geçiren kişilerde de hastalığın yeniden ortaya çıkma riski söz konusu. İki doz aşı olan kişilere istisna durumlar hariç hastalık bulaşmıyor. Fakat ikinci doz aşıyı henüz olmamış kişiler için bu durum söz konusu değil. Tek doz aşıdan sonra hem bu bizim zayıflatılmış virüs açısından hem mRNA aşılarında hem de vektör aşılarında bağışıklığın çok düşük olduğunu görüyoruz. Ancak ikinci doz aşıdan sonra bağışıklığın ancak yeterince ulaştığını görüyoruz. Bu nedenle bu önlemleri iki doz aşıdan sonra iki hafta geçtiği kişiler için geçerli olduğunu söylemek lazım tekrardan. Türkiye'de ilk kez koronavirüsü teşhis edebilen dedektör köpek yetiştirildi. Proje Ankara Üniversitesi ile TÜBİTAK'ın öncülüğünde 5 farklı kurumun desteğiyle hayata geçirildi. Zippo isimli köpek %100'e yakın doğru tespit yapabiliyor. Türkiye'de bir ilke daha imza atıldı. Dedektör köpek koronavirüsü böyle tespit etti. Hiçbir zaman metodolojide ben de hangisi olduğunu bilmiyorum. Köpeği duygusal anlamda yönlendirebilirim ya da vücut dili hatası. İsmi Zippo. Türkiye'de ilk kez Ankara Üniversitesi ile TÜBİTAK'ın öncülüğünde 5 farklı kurumun desteğiyle yetiştirildi. Son derece önemli bir çalışma. Ülkemiz açısından önemli bir çalışma. Hem hastalığın erken dönemde teşhis edilmesi hem sağlık noktasında önemli bir yaklaşım. Daha önce hiç dedektörlük yapmadı ancak 1,5 ayda istenilen seviyeye ulaştı. Biz metodolojiyi yaklaşık olarak 1,5 ayda geliştirdik. Bu köpek daha önce hiç dedektör köpek konusunda hiçbir çalışma yapmamış bir köpekti. Burada çünkü ispat etmek istediğimiz şey köpek burnunun hiçbir teknolojik alet köpek burnunu yakalayamaz. Biliyorsunuz PCR'lar neredeyse %56'larda doğruluk oranları. Hızlı testler zaten çok düşük, güvenilir değil. Ama biz ortalama %97'yi yakaladık köpekle birlikte. Şimdi koronavirüsü teşhis ediyor. Üstelik %100'e yakın doğru tespitler yapıyor. Bu anlamda %100'e yakın oranda COVID'in teşhisi mümkün oldu. Tamamen güvenli çalışma yaptık. İleride saha çalışmalarında, organizasyonda bir takım düşündüğümüz metotlar var. Yine hiçbir tehlike oluşturmayacak, bulaş riski oluşturmayacak. Düğün salonları 16 Mart 2020 tarihinden bu yana kapalı. Tam bir yıldır düğünler yapılamıyor. Bugün sektörü bitme noktasına geldi. Davet, Etkinlik, Sahne ve Organizasyon İşletmecileri Derneği Ankara'da bir açıklama yaptı. Nikah masasında evet derken donmuş gelin ve damat canlı heykelleriyle düğün sektörünün içinde bulunduğu duruma dikkat çekti. Gelin, damat, nikah memuru, müzisyenler ve garsonlar dondu. Düğün sektörü temsilcileri işte bu gösteriyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. İşte böyle eğlenceli düğünler en son 16 Mart 2020 tarihinde yapıldı ve o tarihten sonra düğün
yapılmıyor ve mutlu sona giden evetler denilemiyor. Davet, etkinlik, sahne ve organizasyon işletmecileri derneği DESOİT üyeleri Ankara'da kameraların karşısındaydı. 16 Mart 2020 tarihinden itibaren bugüne kadar sadece 55 gün açık kalan ve bu 55 günde sadece 30 gün çalışma imkanı bulan sektörün işletmecileri artık birer birer değil, onar onar batmaktadır. Sektör neredeyse 1,5 yıldır iş yapamamakta. Aksine iptal olan organizasyonların kapora, iade ve icra davaları ile, kira almakta ısrar eden iş yeri sahiplerinin tahliye davaları ile boğuşmaktan yorgun ve bitap düşmüştür. Düğün salonu işletmecileri nikah masasında tam evet derken donan gelin ve damat canlı heykelleriyle sektörün içinde bulunduğu duruma vurgu yaptı. DESOİT Başkanı Yılmaz Ulucan, kafe ve restoranlarda kaçak bir şekilde düğün ve nişan organizasyonları yapılmasına tepki gösterdi. Bizler 100 kişi ve sadece su ikramı ile nikah töreni yaparken şu anda açık olan kafe ve restoranların daha fazla kişi sayısı ile yemekli, nişan, nikah, kına ve benzeri organizasyonları yapması sabrımızın sınırlarını zorlamaktadır. Sektör temsilcileri 16 Mart 2020 tarihinden beri kapalı olan düğün salonlarının bir an önce açılmasını istiyor. Biz müzisyenler olarak çok zor günler geçirdik. Hala geçirmeye devam ediyoruz. Bizim yetkililerden ricamız şu çok değer verdiğimiz enstrümanlarımızı satmak zorunda kalmayalım. Ben üniversite öğrencisiyim. Garsonluk yaparak ek gelir sağlıyorum. Fakat bu bir senedir sektörümüz kapandığından beri bu gelirim durdu. Organizasyon şirketleri de bu bir yıllık süreçte ağır darbe aldı. Pandemi döneminde en çok etkilenen sektörlerden biriyiz. Yatırımlar yaptık çok büyük meblağlarda. Bu anlamda... İstanbul'da akşam seferi yapan İETT otobüsünde yolcular arasında maske tartışması yaşandı. Uzun süren tartışmada taraflar birbirini vatan hainliğiyle suçladı. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Kendine götür. Gelin o zaman hadi. Hadi gel. Maske takmadı. Tartışma çıkınca tepki gösterenlere böyle çıkıştı. Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin. Şerefsiz de sensin. Ahçak da sensin. Vatan hainisiniz ulan siz. İstanbul'da akşam seferini yapan İETT otobüsüne bir kişi bindi. Maske takmamıştı. Diğer yolcularla arasında tartışma başladı. Sen arabaya bindiğin zaman ağzın açık deli miydi senin ya? Tartışma büyüdü. Şahıs kendisini suçlayan yolcuyu araçtan indirmek istedi. Elini çek, beni indiremezsin. Davacım senden mi? Beni indiremezsin kardeşim. Sen kimsin beni indiriyorsun ya? Yetmedi. Ona tepki gösteren yolcuları vatan haini olmakla suçladı. Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin. Şerefsiz de sensin. Ahçak da sensin. Vatan hainisiniz ulan siz. Daha sonra ise şoföre döndü. Polisi gördüğü yerde durmasını söyledi. Ekibin çay ekibinin önünde duracaksın. Ben anlamam. Şoför ise ortalığı yatıştırmaya çalıştı. Elini çek. Dakikalar süren tartışmanın ardından taraflar sakinleşti. Van'da kent güvenlik yönetim sistemiyle kural ihlali yapan vatandaşlar kameralardan tespit ediliyor. Bölgeye en yakın ekiplere telsizli anons geçiliyor. Cezai işlemler anında uygulanıyor. Kural ihlalleri tespit ediliyor. Cezalar anında böyle uygulanıyor. Bankta oturan sosyal mesafeyi riayet etmeyen, maske kuralına uymayan iki tane vatandaşımız var. Van düşük riskli iller arasında yer alıyordu. Ancak son açıklanan verilerde artış görüldü. Tedbirler arttırıldı. İçişleri Bakanlığımız tarafından dinamik denetim modeline geçildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent güvenlik yönetim sistemini devreye soktu. Bizler de Van Emniyet Müdürlüğü olarak bu kapsamda kent güvenlik yönetim sistemini etkin ve verimli bir şekilde kullanmaktayız. Sistemle kural ihlali yapanlar kamerada tespit ediliyor. En yakın ekibe hemen telsizle anons geçiliyor. Polis olay yerine gidip idari işlem uyguluyor. Kural ihlali yapan vatandaşlarımız son teknoloji kamera sistemlerimize tespit ediliyor ve sonrasında ekipler yönlendirilerek gerekli uyarılar ve cezai işlemler uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu makam odasını BBN Türk TV'ye açtı. Topçu devlet başkanlarından gelen ve makamında sergilediği hediyelerin hikayelerini anlattı.
Siyaset hayatında önemli izler bırakan anıları BBN Türk ekibiyle paylaştı. Mana ve ehemmiyet açısından biraz daha şey. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun makam odasını BBN Türk TV görüntüledi. Topçu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki makam odasının her bir köşesi Türk devlet başkanlarından gelen armağanlarla dolu. Türkmen kardeşlerimiz, diriliş, bizim çocuklar oraya bir... Topçu için en değerlisi Azerbaycan için ayrılan bu köşe. Burası Can Azerbaycan köşemiz. Bu fotoğraf 2016 yılına ait. Topçu o yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Şeki'ye davet edilmiş ve programın hemen sonrasında Ermenistan, Azerbaycan topraklarını bombalamıştı. Bu 2016'da yağmurun, çamurun de böyle gök delinmiş gibi Şeki'yi Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan ettiğimiz bir programa beni de davet etmişlerdi. Tam biz o programı bitirdik. Bu Ermeniler bizim tarafta olan yere bombalar attılar. Ve ne yazık ki tarlada iki tane ihtiyarımız şehit oldu. Ben de o arada dedim ki benim oraya gitmem lazım. Ama oradaki yöneticiler bunun işte diplomasi gereği işte olmayacağını falan pişman söylediler. Benim aklıma daha evvel tanıştığımız, şimdi Azerbaycan'da milli kahraman olarak Ali Başkomutan İlham Aliyev'in ilan ettiği İbat Hüseyinli. Benim aklıma o geldi. Dedim ki onu arayayım da bakayım ne diyecek. Tamam dedi abi, gelirim dedi. Ben ne bileyim ki Bakü ile Şekin'in arası 5-6 saat. Sabah namazı vakti İbat geldi. Burası da 5-6 saat. Gittik, yağmur çamur. Topçu ile Azerbaycan milli kahramanı İbat Hüseynov arasındaki görüşme bu fotoğraf karesiyle ölümsüzleşti. Bunu giymemin nedeni de yağmur çamur, paltom sırılsıklam oldu. Çocuklardan birisinin şeyini giydim. 800 metre falan temas attı. Orayı işaret ettim, dedim ki bir gün gelecek diyeceksiniz, göreceksiniz. Ankara'dan biri geldi dedi diyeceksiniz. Oradan buranın resmini çekeceksiniz. Hiç üzülmeyin dedim. 2016 ve bugünlerde Allah'a şükür şimdi oradan buraların resimleri çekiliyor. Resmi Halı'ya dokutmuş İbat. Onu getirdi. Yalçın Topçu'nun gönlünde Azerbaycan'ın ayrı bir yeri var. Ocalı katliamından söz ederken gözyaşlarını tutamıyor. Genceli 1 yaşındaki Medine şehit oldu. Berdeli Aysu 7 yaşında şehit oldu. Bu tablonun hikayesi ise oldukça dikkat çekici. Ceylan derisine çizilen Abaz iftar sofrası, Türkiye-Gürcistan arasında yaşanan diplomatik bir krizin ardından Topçu'ya Abazlar tarafından hediye edildi. Ben bakanken Abaz bir grup, yani Abaz kökenli bir grup beni ziyarete geldi. Türkiye onu şey yapmıyor ya, tanımıyor ya orayı. Aman yarabbi, ertesi gün bakanlığa bir tane şey geldi dişlerinden. Gürcistan nota vermiş. Ben 93 Aska muhaciri bir ailenin çocuğuyum. Yani şu anda Gürcistan sınırları içerisinde benim atalarımın toprakları. Ne diyorsun? Sen niye onları kabul ettin? Tabii bir devlet bir devletin hakkında bir şeyler söylerken o devletin özelliklerini hele de diplomaside bilmesi gerekir. Yani bilmeleri gerekir ki senin orada işte muhalefet ettiğin veyahut da karşıt olduğun Abhazya'nın o devletin nüfusunun 3 katı nüfus burada benim gelinim, damadım, dayısı olmuşum, emmisi olmuşum. Yani benim evime gelinim damadım gelecek. Yok ya sen geri dön, ben Gürcistan'ı gücendiremem. Devlet aklından uzak bir şey. Çok kızmıştım. Topçu'nun odasında Srebrenica katliamında hayatını kaybeden bir gencin annesinin armağanı da bulunuyor. Bu Srebrenica dünyanın görmüş görebileceği en büyük vahşet. Srebrenica annelerinin, o kadıncağız kanserden vefat etti, Allah rahmet etsin. Srebrenica'da göğsünden çıkartıp bana takmıştı. Mustafa Cemiloğlu'yla çektirdiği bu fotoğraf onun için çok özel. Cemiloğlu'yla beraberiz. Çünkü benim ilk tutuklanmam Kerkük Türk'tür. Türk kalacak, Cemiloğlu'na özgürlük. O zaman bizim ülke ocaklarının bir şablon yaptırmış. Cemiloğlu orada 2 metre boyunda, baba yiğit, 3 numara saçlı, bıyıklı falan, demir parmaklardan tutuyor. Bu 75-76'lı yıllarda. Onu böyle koyuyoruz duvara, hemen boyuyoruz. İşte orada Cemiloğlu'na özgürlük. Kerkük Türk'tür, Türk kalacak. Arkadan biri dokundu. Gel gel dedi. Ben şimdi seni bitireceğim dedi. İlk tutuklanmam o. Bu fotoğrafta iki ismin ilk kez bir araya geldiği gün çekildi. Burada sohbet ediyoruz. Sonra birisi dedi ki tanışıyor musunuz siz dedi. Cemiloğlu dedi ki evet tanışıyoruz dedi. Siz dedi kaç yaşındasınız dedi. İşte o yaşını söyledi. Siz doğmadan evvel bu beni tanıyormuş ama dedi. 2 metre falan zannediyormuş beni dedi. Ben de dedim sizin yüreğiniz 2 metre dedim. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un çok sayıda resmi de Topçu'nun makam odasının duvarlarında yer alıyor. Merhum Akif, milli şairimiz. Akif'i bazıları bazı yerlere hapsetse de Akif aslında tam da bir Türk milliyetçisidir. Kastamonu'ya giderken
siz de mi Türk milliyetçisi oldunuz diyenlere, ben Türkiye horozluk yapanları hazmedemem diyecek kadar milletini seven biridir ve veterinerdir. Büyük Birlik Partisi eski başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na ait fotoğraf ve resimler de bulunuyor Topçu'nun makam odasında. Anadolu Ajansı'nın hediyesi, rahmetli başkanla meclise bağımsız olarak girdiği zaman Anıtkabir'deyiz. Ve Türk devletlerinin sembollerinden olan Bozkurt, Yalçın Topçu üniversite yıllarında yaşadığı Bozkurt imzası anısını asla unutamıyor. Benim üniversite yıllarında imzam Bozkurt şeklindeydi. Yani imzayı attığım zaman Bozkurt çıkardı. Bir asker arkadaşımız askerde buna mektup yazmışım, Bozkurt'u da çağırmışım oraya. 78'de koğuşlar aranmış, benim mektubu orada bulmuş. Veli komutanı, gel bakayım buraya demiş Ali Güvercin. Bu arada bitmit de var ya o zamanlar. Bir tane de bit bulmuş. Aç bakayım ağzını demiş. Terledim diyor terkan içinde senin Bozkurt'un yüzünden diyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçme kararı aldı. Benzin ve motorin fiyatları 17 ila 20 kuruş arasında düşüyor. Bu gece itibarıyla yürürlüğe girecek yeni fiyat tarifesi 2 ay boyunca sabit kalacak. Akaryakıtta tavan fiyat kararı alındı. Fiyatlar en az 17 kuruş düşüyor. Belirlenen tavan fiyatın üstünde hiçbir istasyon satış yapamayacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulama kararı aldı. Benzin ve motorinde 17 ile 20 kuruş arası yapılan yeni indirimli tarife 2 ay boyunca geçerli olacak. Sürpriz yani, indirim sürpriz. Umarım 2 ay boyunca sabit kalır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz kararın gizli zammı önlemek için alındığını belirtti. Şaşırtıcı bir durum. Genelde zam geliyor. Genelde zam geliyor. İlk defa indirim geliyor herhalde uzun süre sonra. Tavan fiyat kararına göre İstanbul Avrupa yakasında 1 litre benzin en yüksek 7 lira 7 kuruş, motorin 6 lira 43 kuruştan satılacak. İstanbul Anadolu yakasında ise fiyatlar 1 kuruş daha fazla olacak. Çok iyi olur ama devamlı olmasını daha isteriz. Devamlılığını isteriz, evet devamlılığını isteriz. Akaryakıta aşırı zam geldi çünkü. Yeni tarifeye göre Ankara'da benzinin litresi en yüksek 7 lira 13 kuruş, motorinin litresi de 6 lira 49 kuruş olacak. İzmir'de ise benzin 7 lira 16 kuruş, motorin 6 lira 52 kuruştan satılacak. 2 ay sonra ne olacak? Yani hadi 2 ay geçici olarak bunu yaptılar. Yani isterim ki bu gibi şeyin kalıcı olmasını tercih ederim yani. Evet. Dünyada petrol fiyatları bu kadar ucuzlamışken bizim daha hala akaryakıtı bu kadar yüksekten kullanmamız bir soru işareti yani bence. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 55 ilde 333 adreste eş zamanlı tefecilik operasyonu düzenlendi. Adreslerden birinde ise gizli bir kapı tespit edildi. Operasyonda 232 kişi gözaltına alındı. Ali Bey, efendim, anahtar kimde bunun? Tefecilere dev operasyon düzenlendi. Gizli kapılar açıldı, 232 kişi gözaltına alındı. Polis 55 ilde eş zamanlı tefecilik operasyonu gerçekleştirdi. 333 adrese baskın yapıldı. Adreslerden birinde bu dolap ekipleri şüphelendirdi. Hemen dolabın içi boşaltıldı, raflar çıkartıldı. Dolabın arkasından çıkansa görenleri şoke etti. Ali Bey, efendim. Polis gizli kapının anahtarını isteyince işletme sahibinin verdiği cevap şaşırtmadı. Ali Bey, efendim. Anahtar kimde bunun? Anahtarı Renault arabanın içinde. Tamam, aracınız nerede? Şu an İzmir Kemalpaşa'da. İzmir Kemalpaşa'da. Bir tamam. Çingir çağırıp açılabilirsin. Çingir çağırıp. Nereye açılıyor bu kapı? İçeriye açılıyor. İçerisi ne? Orada mı? Böyle mi? Nereye? Ne kapı derken sağ tarafa açılıyor. İçeride gene böyle evraklar var. Gizli kapı çilingir çağrılarak açıldı. Operasyonda çok sayıda çek senet, tapu, sahte para ve kredi kartı, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Dev operasyonda 317 şüpheliye adli işlem uygulandı, 232'si gözaltına alındı.
Sosyal medyadan bakanlar ve milletvekillerine hakaret eden bir hesabın peşine düştü. Polis şok bir isme ulaştı. O troll halen görevdeki bir savcıydı. Durum Adalet Bakanlığı'na bildirildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu savcıyı açığa aldı ve hakkında soruşturma izni verdi. Bakan ve milletvekillerine hakaret eden troll görevdeki bir savcı çıktı. Twitter'da Sayın Müsteşar Rumuzlu hesaptan bakanlar, AK Parti yöneticileri ve milletvekillerine hakaret edilmesi üzerine şikayette bulunuldu. İstanbul Polisi'nin yaptığı teknik incelemeler sonucunda hesabı kullanan kişi tespit edildi. O kişi Samsun'da görevli Cumhuriyet Savcısı ÖMG'ydi. 2 yıldır savcı olarak görev yapan ÖMG'nin ismi Adalet Bakanlığı'na bildirildi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hemen işlem başlattı. Savcı açığa alındı. Hakkında soruşturma izni verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dosyası Samsun'a gönderildi. Savcının hakaret ettiği kişiler arasında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin gibi isimler var. Savcı ÖMG, kamu görevlisine hakaret suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Haberlere, gazetelerle devam edelim. Öncelikle BBN Haber gazetesi geliyor. Bakalım manşetinde neler var. Havamız kirli, trafik, ısınma ve sanayi bölgeleriyle oluşan emisyon şehrin havasını ve yaşam kalitesini tehdit ederken verilere göre Konya Türkiye'de havası en kirli 4. il oldu. Dünya verileri açıklandı. Isınma, trafik ve sanayi kaynaklı emisyonlar Konya'nın havasını tehdit ediyor. Özellikle kış döneminde sis ve puslu havaların hakim olduğu dönemde daha da artan kirlilik yaşamı olumsuz etkilerken Konya 2020 Dünya Hava Kirliliği raporunda ülke genelinde 4. sırayı aldı. Türkiye 106 ülkeyi kapsayan raporda 46. sırada yer alırken hava kirliliğinin en yoğun olduğu kentler Çorum, Erzurum ve Düzce oldu. Isınma, sanayi, trafik, doğalgazla 2004 yılında tanışan ve merkezde 400 bin civarında aboneliği olan Konya ısınma sorununu büyük ölçüde temiz enerji olarak adlandırılan doğalgazla sağlasa da katı yakıt kullanımının sürmesi ve düşük kaliteli kömür ve kirlilik değeri yüksek diğer katı yakıtlar, kent merkezindeki sayısı 500 bini bulan araç ve sanayi kaynaklı kirlilik Konya'nın havasını kirletiyor. Bakanlık ölçümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava kalite endeksine göre Karatay Karkent istasyonunda yılbaşından bu yana ortalama hava kirlilik parametresi 81,08 olarak ölçüldü. Karatay istasyonunda 56,32, Meram istasyonunda 45,42 ve Bölge Laboratuvar istasyonunda 41,16 olarak gerçekleşen ölçümler Konya'nın hava kalitesinin orta seviyede olduğunu gözler önüne seriyor Ayşegül Ertuğ'un özel haberiyle. Evet, Türkiye'nin tarihi dönüm noktası Çanakkale Zaferi. Çanakkale'de 18 Mart 1915'te olağanüstülüklerin de yaşandığı savaşta Osmanlı Devleti kesin zafer elde etti. Bu zafer tarihe Çanakkale Deniz Zaferi olarak geçti ve Çanakkale'nin geçilmezliği tüm dünyaya ispat edildi diyelim. Ve sırada Hürriyet gazetesi var. Bakalım Hürriyet gazetesi gündemi nasıl değerlendirmiş? Başlıklarında neler var? Evet, BBN Haber gazetesinin ardından Hürriyet gazetesine geçtik. Savcıdan HDP'ye kapatma davası. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi HDP için Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası açtı. Üyeler PKK ile hareket ediyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan iddianamede HDP'lilerin beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuka aykırı davrandıkları vurgulandı. HDP yönetici ve üyelerinin PKK terör örgütüyle birlikte hareket ettikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçladıkları belirtildi. AYM 3'te 2 oyla karar veriyor. Başsavcının davayı açmasının ardından Anayasa Mahkemesi raportör görevlendirecek. Raportörün raporunun sonrası
Mahkeme iddianameyi kabul ederse HDP savunma yapacak. AYM, HDP'yi kapatma, HDP'lilere siyaseti yasaklama, partiye devlet yardımının kesilmesi ya da davanın reddi kararını verebilir. 15 üyesi olan mahkeme 3'te 2 oyla karar alıyor. Vekilliğe düştü. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dün vekilliği düşmüştü. Genel mecliste açıklanmıştı, hatırlarsınız. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlık tezkeresi mecliste okundu. Böylece Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü. HDP'liler salonda slogan atarak kararı protesto etti. Patrikhanede itaatsizlik depremi, Fener Rum Patrikhanesi'nde deprem gibi bir gelişme yaşandı. Atanasios'u itaatsizlik gerekçesiyle görevden aldı. Patriğe hakaret iddialara göre metropolit papaz geçmişte Patrik Bartolomeos'a küfreden ve ırkçı söylemleriyle bilinen eski Karavriton metropoliti ile sıkı dostluk kurdu. Ayrıca ev işleri içinde Rus patriği Kiril yanlısı bir rahibi yanında bulunduruyordu. Patrik bu nedenle Atanasios'u uyardı. Evet, diğer bir habere geçelim. Hastanelere yatış artabilir. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın, hastaneye başvurularda artış var ama yatışlarda çok yüksek bir artış yok dedi. Önümüzdeki 5 ila 7 gün kritik. Hastalık belirtileri takip eden 5 ila 7. günde bazı kişilerde tablo ağırlaşıyor. Buna bağlı olarak hastaneye yatırıyoruz. Demek ki Türkiye'deki tablo ağırlaşmaya gidiyorsa bir dahaki hafta hastaneye yatışlarda bir artışla da karşılaşabiliriz. Evet, Hürriyet gazetesinden aktaracaklarım bu kadar. Sabah gazetesine geçelim. Bakalım Sabah gazetesinin manşetinde neler var, hangi haberleri sıralamışlar. Hürriyet gazetesinin ardından Sabah gazetesi geliyor. Evet, Çanakkale ruhu başlığı atılmış. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kutlu olsun. Çanakkale geçilmez ruhuyla tarihe geçen şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah bizimle. Türk ordusu askeri malzemeler üstünde Allah bizimle yazısını ilk kez Çanakkale Savaşı'nda kullandı. Bu sözün olduğu bir mermi sandığına ulaşan koleksiyoner Ahmet Silay, 1917'den sonra nizami olarak yazılmaya başlandı. Allah bizimle diyen ordumuzun maneviyat eksikliği olabilir mi demiş. Sayfa 12'den devam edebilirsiniz. Yeni Kadın Kolları yönetimiyle ilk MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Merkez Kadın Kolları MKYK toplantısına başkanlık etti. 8 Mart'taki Kadın Kolları Kongresi'nin ardından ilk kez toplanan MKYK'da Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na seçilen Ayşe Keşir de bulundu diyelim. Evet, Turkuaz Medya'ya 2 ödül. Sabah gazetesi ekonomi muhabiri Hazal Ateş yazılı basın tüketici ödülünü aldı. Ekonomi kanalı Apara TV'de vatandaşları uyarıcı ve bilgilendirici haberleriyle yararlı içerik ödülüne layık görüldü diyelim. Ve Sözcü gazetesine geçelim. Sabah gazetesinin ardından sırada Sözcü gazetesi var. Sonrasında Yeni Şafak gazetesine geçeceğiz. Evet, bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü. Andımızın temeli 1915'te Çanakkale'de atıldı. Mustafa Kemal ve şehitlerimizi minnetle anıyoruz demiş Sözcü gazetesi manşetinde. Emperyalist devletler 106 yıl önce Çanakkale'yi geçip ülkemizi işgale geldi. Ancak Mustafa Kemal'in dehası ve askerleri geçit vermedi. Andımızın yolu açıldı. Evet, andımız okundu, iyi oldu. İyi Parti lideri Meral Akşener grup toplantısından önce kürsüye Hira Zümra Demirci adlı öğrenciyi çıkarıp andımızı okuttu. Andımızın sözleri ağır gelenler elbette onu yasaklamak ister dedi. Sayfa 11'den devam edebilirsiniz. Evet, Yargıtay'dan HDP'ye kapatma davası. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Gerekçe devletin bütünlüğünü bozmaya çalışmak. Evet, sırada hava durumu var. Ardından haberlerimizle gün ışığı devam ediyor olacak. Şimdilik hoşçakalın. Ve gün ışığı haberlerle devam ediyor. Antalya polisi nefes kesen bir operasyonla uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu.
Şafak vakti düzenlenen Mavi Bayrak operasyonuna 2500 polis katıldı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 200'den fazla kişi gözaltına alındı. 2500 polisle uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu. Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu film sahnelerini aratmadı. 200'den fazla uyuşturucu satıcısı yakalandı. Bu uyuşturucu satıcılarına 3,5 aydır özel bir çalışma yapılıyor. Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti 2500 polisin katılımıyla helikopter destekli operasyon düzenlendi. Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde belirlenen 200 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat ekipleri ve narkotik dedektör köpekleri de operasyona destek verdi. Polisler adeta her taşın altına baktı. Kapılar koç başlarıyla kırıldı. Evler didik didik arandı. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 200 kişi gözaltına alındı. Miktar olarak ele geçirdiğimiz miktarlar olarak çok büyük bir miktar, yani kilo bazında bir şey söz konusu değil ama alınan kişilerin adliye sonuçlarını görünce siz de operasyonun büyüklüğünü anlayacaksınız. Şüphelilerin olası polis baskınını önceden görmek için çeşitli noktalara güvenlik kamerası yerleştirdiği belirlendi. Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm köyü etkisi altına aldı. Yangın 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Can kaybı yaşanmadı ancak 35 ev zarar gördü, 20 hayvan can verdi. Köy alevlere böyle teslim oldu. Görüntülerin adresi Artvin, Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü, tüm köyü sardı. 35 ev böyle yandı. Çok sayıda ahır ve barakada zarar gördü. 20 hayvan can verdi. Şu an itibariyle bizim tespitlerimiz var. Bunu afet. Daha sonra tam tespitini yapacak. 30 civarında, 60 civarında ahırın yandığını. Bunun dışında da bir takım hayvan kayıplarının da 5-10 tane hayvan kaybında olduğunu şu an ilk tespitlerimizde tam. Olay yerine çevre illerden de itfaiye ekibi sevk edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yangına ilişkin açıklama yaptı. Can kaybının olmadığını bildirdi. Yangın 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İstanbul Ataşehir'de bir şahıs aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye soktu. O anları cep çekip sosyal medyada paylaştılar. Görüntüyü izleyen polis magandayı kısa sürede yakaladı. 8.353 lira ceza kesti. 2 ay süreyle trafikten men etti. Şehrin ortasında drift yaptı. Marifetmiş gibi o anları sosyal medyada paylaştı. Yakalanması uzun sürmedi. İstanbul Ataşehir'de bir şahıs lüks aracıyla akan trafikte defalarca drift yaptı. Kendinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan şahıs marifetmiş gibi bir de o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüyü izleyen polis harekete geçti. Kimliği kısa sürede belirlenen maganda yakalandı. Magandaya 8.353 lira ceza kesildi. 60 gün trafikten men edildi. Ankara'da bir kadın durup dururken yerde uyuyan hamile kediye saldırdı. Önce vurdu, sonra çantasını fırlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Müzik
Vicdansızlığın böylesi görülmedi. Önce vurdu, hızını alamadı, çantasını fırlattı. Görüntüler başkent Ankara'da kaydedildi. Keçiören ilçesindeki spor salonunun bahçesinde hamile bir kedi yatıyordu. Yoldan geçen bu kadın kediyi gördü. Derdi neydi bilinmez, sessizce yanına yaklaştı, ona böyle vurdu. Saldırı bununla sınırlı kalmadı. Acımasız kadın kedinin yanına tekrar geldi. Hırsını alamamıştı. Bu kez de elindeki çantayı fırlattı. Talihsiz kedi korkulukların arasından kaçarak uzaklaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Atatürk Kültür Merkezi inşaatında asma tavan işçilerin üzerine çöktü. Yaralanan 4 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Taksim'de inşası süren Atatürk Kültür Merkezi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle asma tavan düştü. Olayda 4 işçi yaralandı. Olayı gören işçiler 112 ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı işçilere müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Her binaya bir kimlik verilmesine ilişkin sistem önümüzdeki ay devreye girecek. 81 ilde aynı anda başlayacak sistemle her binanın bir elektronik kimliği bulunacak. O kimlikte binaya ilişkin tüm bilgiler yer alacak. Denetimler 5 yılda bir bu bilgiler üzerinden yapılacak. Türkiye depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm konusunda kritik bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Bina kimlik sistemi önümüzdeki ay devreye alınıyor. Siyaset üstü bir anlayışıyla el birliği içerisinde herkesin taşın altına elini koyarak yapması, gerçekleştirmesi gereken bir süreçtir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bina kimlik sistemini Nisan ayında başlatacak. 1,5 yıllık yoğun çalışmayla hazırlanan sistemde her binaya QR kodlu ve RFID çipli elektronik kimlik belgesi verilecek. Binaya konacak kimlikte yapı malzemeleri, denetimler ve zemin bilgilerinin de içerisinde yer aldığı tüm veriler görülebilecek. Binaların 3 boyutlu görselleri sisteme yüklenecek. Vatandaşlar da bu bilgilere ulaşabilecek. Özellikle deprem, yangın gibi afet anlarında binaya ait bilgilere uzaktan erişilebilecek. Böylece bina kat planları, yapının genel verileri ve yapıda ikamet eden vatandaş bilgilerine kısa sürede ulaşılacak. Tüm binalar 5 yılda bir denetlenecek. İlave kat çıkma, kolon kesme, bodrumu kata çevirme, sığınağı depo, dükkan şeklinde kullanma gibi aykırılıklar rahatça görülebilecek. Uygulama Nisan ayında tüm illerde eş zamanlı olarak başlayacak. Yıl sonuna kadar 100 bin binanın kimlik belgesiyle etiketlenmesi hedefleniyor. Hep birlikte de bu süreci yürütmeliyiz. Biz istiyoruz ki bir daha anneler ağlamasın, ocaklara ateş düşmesin. Bu çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmış ve dönüşümü tüm unsurlarıyla gerçekleştirmiş bir Türkiye istiyoruz. Göreve başladıktan sonra dış siyasette sessiz bir politika izleyen ABD Başkanı Joe Biden Rusya'ya adeta savaş açtı. Biden, "Bence Rus lider bir katil," dedi. Putin'in ABD seçimlerine müdahale ettiğini savundu. Bunun bedelini ödeyecek ifadesini kullandı. Rusya, Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington'daki büyükelçisini Moskova'ya çağırdı. Havai fişekler bomba gibi patladı. Dumanlar gökyüzüne böyle yükseldi. 2 kişi hayatını kaybetti. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde havai fişek faciası yaşandı. Bir evde depolanan havai fişekler patladı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki evlerde hasar oluştu. Etraftakiler patlayan fişeklerden can havliyle böyle kaçtı. Ne
National Intelligence, I nominate Avril Haines, the first woman. Putin bir katildir dedi. Dünya gündemine bomba gibi düşen açıklamanın sahibi ABD Başkanı Biden. ABD Başkanı Joe Biden, ABC'ye verdiği röportajla dünya gündemine oturdu. Dış politikada göreve geldiği günden beri alçak bir tonda açıklamalar yapan Biden, Rusya'ya adeta ateş püskürdü. Biden, Putin, ABD seçimlerine müdahale etmenin bedelini ödeyecek dedi. Ardından söylediği sözse yenilir yutulur cinsten değildi. Bence Putin bir katil ifadesini kullandı. İşte bu açıklama dünya gündemine bomba gibi oturdu. İki ülke arasında gerginlik tavan yaptı. Biden, kendisine yöneltilen Putin'e nasıl bir bedel ödetileceği sorusuna ise yakında göreceksiniz yanıtını verdi. Şimdi gözler Kremlin yönetiminin bu sert sözlere vereceği cevapta. ABD istihbaratı dün gece yayınladığı 15 sayfalık bir raporla Putin'in 2020'de gerçekleşen seçimlere müdahale etmeye çalıştığını öne sürmüş ve Rusya'nın seçimin ibresini Donald Trump lehine çevirmeye çalıştığını aktarmıştı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise iddiaları yalanlayarak bu iddialar temelsiz ve hiçbir kanıt yok demişti. Rusya, Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington'daki büyükelçisini Moskova'ya çağırdı. Alınan karar Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova tarafından açıklandı. Zaharova, Rusya'nın Washington büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD ile ilişkiler bağlamında ne yapılacağını ve nereye taşınacağını analiz etmek üzere istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya çağrıldı dedi. Rusya'da bir otomobil kayarak otobüs durağına daldı. O sırada otobüs durağı doluydu. Bazıları kaçmayı başardı ancak 3 kişiye o kadar şanslı değildi. Kaygan yolda hızını alamayan araç durağa daldı. Otobüs bekleyen 3 kişi ağır yaralandı. Korkunç kazanın adresi Rusya. Bir araç kaygan yolda virajı alamadı. Yaklaşık 50 metre kayarak otobüs durağına daldı. Görüntülerdeki bu kadın saniyelerle o kazadan yara almadan kurtuldu. Ancak diğerleri o kadar şanslı değildi. Arabanın çarptığı 3 kişi savruldu. Yaralılar bölgeye gönderilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Neyse ki hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumu iyi. Rusya'da bir ayı şehir merkezine indi, ortalığı birbirine kattı. Önüne kim çıktıysa kovaladı. Korku dolu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Önüne kim çıktıysa kovaladı. Şehre inen ayı ortalığı birbirine kattı. O блядь, автобус сбил. Ёпти. Ninivartovsk şehrinde bir ayı şehrin içinden geçen yola indi. Sokaklarda koşuşturdu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere yola çıkanlar karşılarında ayıyı görünce şoke oldu. Sokakların kalabalıklaşması ayıyı daha da öfkelendirdi. Ой, мама, Ирой, блядь, не надо мне его сюда. Ayı önüne kim geldiyse kovaladı. Korku dolanlar çevrede bulunanlar tarafından an be an kaydedildi. Araçlar seyir halindeyken yola fırlayan ayı trafiği de birbirine kattı. Ayının önüne atladığı bir yolcu otobüsü son anda durdu. O блядь, автобус сбил. Ekipler o ayıyı uyuşturucu iğneyle bayılttı. Ardından hayvanat bahçesine götürdü. Geriye bu görüntüler kaldı. Ира, блядь, да я боюсь, чтобы он не кинулся под колёса. Çin'in başkenti Pekin'deki bir kayak merkezinde yaşanan kazayı getireceğiz ekranlarınıza şimdi. Bir turist telesiyejde dengesini kaybetti. Onu yanındakiler montundan tuttu. Aşağı sarkık şekilde bir süre kurtarılmayı bekleyen adam sonra yere çakıldı.
Telesiyej'de asılı kaldı. Metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Talihsiz kazanın adresi Çin'in başkenti Pekin'de bulunan bir kayak merkezi. Aralarında turistlerin de olduğu bir grup telesiyejde manzaranın tadını çıkarıyordu. Bir adam hareket halindeki telesiyejde yer değiştirmek istedi. Ancak dengesini kaybetti. Tam düşecekken diğer yolcular tarafından montundan yakalandı. Talihsiz adam bir süre o şekilde kurtarılmayı bekledi. Tam o esnada görevliler yardım etmek için telesiyeje tırmanıyordu. Ancak korkulan oldu ve mont ellerinden kaydı. Talihsiz turist metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Hastanede tedavi altına alınan adamın sağlık durumu iyi. Sırada gazeteler var. Gazetelerle devam edelim. Türkiye gazetesiyle devam edeceğiz. Çanakkale destanımız 106 yaşında. Şehitlere vefa günü. Bugün 18 Mart. Ecdadımızın bayrak ve din uğruna 7 düvelle savaşıp kanıyla yazdığı destan olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü. Gelibolu'da düzenlenecek törenle şehitlerimizi yad edeceğiz. Evet, yakın temas vakayı katladı toplu virüs taşıma. Karadeniz'i mutasyonun yanı sıra taziye gibi buluşmalar kırmızıya boyadı. Bir evde 25 kişiye bulaştı. En riskli il Samsun, vaka sayısının bu kadar artmasından tedbirsizlik başrol oynadı. Taziye evindeki yemekte 25 kişiye virüs bulaştı. Her bir kişinin 3-4 kişiye virüsü taşıdığı düşünüldüğünde tablo korkunç. Trabzon'daysa spor salonuna giden korona hastası 93 kişiyle temas etti. 45 kişinin testi pozitif çıktı. Evet, HDP'ye kapatma, 687 isme yasak. Teröristler mecliste terör örgütü propagandası yapmaktan aldığı hapis cezası kesinleşen ve hakkındaki fezleke mecliste okunan HDP'li Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. Karar açıklanınca HDP'liler kürsüyü işgal edip PKK-PYD'nin sloganlarını attı. Bazı CHP'liler de gizli ortakları HDP'ye destek verdi. Evet, biraz önce okumuştuk HDP'ye kapatma 687 isme yasak başlığıyla. Beklenen kapatma davası açıldı. 687 isme siyaset yasağı, HDP'nin mal varlığına da tedbir istendi. Yargıtay Başsavcısı 600 sayfalık iddianamede HDP'yi şöyle tanımladı. PKK'nın uzantısı ve bölücü. Terörü kınamamak bile yeter. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması için düğmeye bastı. AİHM'e göre terörün kınanmaması bile kapatma sebebidir diyen Başsavcı Bekir Şahin dava gerekçesinde PKK ve bağlı örgütlerle birlikte hareket edip örgütün uzantısı gibi davranan HDP üyeleri devletin bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaçlıyor ifadesini kullandı. Hukuk devleti olmanın gereği Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın aralarında yer aldı. 687 isim için yasak istendi. Davayı 15 kişilik AYM heyeti karara bağlayacak. Kapatma ya da hazine yardımından yoksun bırakma çıkabilir. Hukukçular davayı hukuk devleti olmanın gereği yerine getirildi. Aldığı oy oranı hiçbir partiye suç işleme yetkisi vermez diye yorumladı. Evet, Bahçeli'nin seçim günü sloganı istiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak olan MHP kurultayında Bahçeli güven tazeleyecek. Evet, haberlerimizi aktarmıştık. Hakarete 7080 lira ceza yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye seçimi öncesi eski ordu valisine hakaret eden İmamoğlu para cezasına mahkum oldu. Bakü'den İslamabad'a demir ağ örüyoruz. Evet, Ankara'dan stratejik bir hamle. Türk dünyasının ardından İslam coğrafyasına demir yoluyla bağlamak için harekete geçtik. 6.440 kilometrelik İstanbul-Tahran-İslamabad hattı Bakü'ye kadar uzanacak olan
Kars, Iğdır, Nahçıvan demiryoluna entegre edilecek, Orta Asya ve Uzak Doğu'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak. İthalat ve ihracat trafiği hızlanacak, ticaret hacmi artacak diyelim ve Türkiye Gazetesi'nden aktaracaklarım bu kadar. Türk Gün Gazetesi'ne geçelim bakalım Türk Gün Gazetesi gündemi nasıl değerlendirmiş. Türkiye Gazetesi'nin ardından sırada Türk Gün Gazetesi var. Okuyalım başlıkları. Evet, esnafa kalıcı vergi muafiyeti salgın sonrasında hazır olmak için belirlenen yol haritasının ayrıntıları ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan reform paketi takviminin salı günü açıklanacağını söyledi. Her görüş alındı. Ekonomi reform paketinin hazırlıkları tamamlanma aşamasına geldi. Paket özellikle esnaf ve dar gelirliye büyük kolaylıklar getirirken istihdamla ilgili de yeni tedbirler öngörüyor. Alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan bu süreçte bakanlıkların yanı sıra vatandaşların taleplerini, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini bir bütün halinde değerlendirdiklerini söyledi. 850 bin esnaf vergiden istisnanın basit usulde vergilendirilen 850 bin esnafı ilgilendirdiğini belirten Bakan Elvan, bu adımın salgın süreciyle kısıtlı, geçici bir uygulama olmayacağını vurguladı diyelim. Evet, sırada hava durumu var, ardından gün ışığı devam edecek. Gün ışığı konuk bölümüyle devam ediyor. Evet, Avrupa'da koronavirüs önlemleri ne durumda? Aşılama ne durumda? AstraZeneca aşısı bazı bölgelerde askıya alındı. Neden askıya alındı? Avrupa'da neler oluyor? Bunları konuşacağız. Konuğum BBN Almanya temsilcisi Bayram Aybastı ile. Merhabalar Bayram Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, hemen başlayalım. Avrupa'da koronavirüs önlemleri, vefat ve hasta sayıları nedir? Bayram Bey, elinizdeki veriler ne diyor? Öncelikle ben bugün 18 Mart olması hasabiyle Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Ve güne isterseniz sorduğunuz üzere vaka sayısıyla başlamak istiyorum. Bugünkü vaka sayısı Almanya'da 14.713 yeni vaka var. Geçen haftaya göre 3.557 daha fazla. Ölü sayısı 251, geçen haftaya göre 50 daha az. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2.859. Entübe hasta sayısı, yani solunum cihazına bağlı hasta sayısı 1.572. Geçen haftaya göre 32 kişi daha eksik. Baktığımız zaman bu sayıların ışığında son haftalara göre sayılarda ciddi şekilde artış var. Bununla da ilgili burada artık 3. dalganın başladığını, özellikle mutasyona uğramış aşının bu yeni vakaların hemen hemen %50'sinden daha fazlasını oluşturduğunu, bunun için alınan önlemlerin yeterli olmadığını ve bundan daha ciddi tedbirlerin yolda olduğu konusunda hükümet yetkilileri açıklamalar yapıyorlar. Şu anda Almanya'da 3. dalga başladı diyorsunuz yani. Başladı, evet. Bütün bunu zaten Robert Koch Enstitüsü Başkanı Profesör Weiler de söyledi, Sağlık Bakanı da söyledi ve zaten görünen sayılar bu şekilde. Sadece burada sevindirici olan şu, ölü sayıları bu orana göre aşağılara doğru düşmüş durumda. Önceden birinci ve ikinci dalgalarda vaka sayıları 10 bin civarındayken ölü sayısı en az 1.500 civarında oluyordu. Şu anda da vaka sayılarının ölü sayılarının 200, 300, 400'ün altında olması, bu da yapılan aşıların, özellikle yaşlı insanlara yapılan aşıların etkili olduğunun bir kanıtı olarak önümüze geliyor. Çünkü Almanya'da zaten genel anlamda bu zamana kadar 73 bin kişi hemen hemen hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin %82'si, %80'den fazlası 82 yaş üstü ortalama insanlardı. Onun için de aşının ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Evet, aşı demişken tabii ki dinliyorum, buyurun. Ancak tabii ki burada birçok önlemler alındı, birçok kapatmalar oldu. Tekrar bu ayın başından beri kısmen bir açılma başlamışken, dediğim gibi geçen haftaya göre sayıların haftalık olarak, günlük olarak Robert Koch'un açıkladığı rakamlar
üstüne üstüne koyarak gidiyor. Bu da zaten alınan tedbir kapsamında. Eğer ki sayılar işte Türkiye'deki gibi 100 bin kişide 50 kişiyi aşarsa, bu alınan önlemler ya da bu gevşemedi diyelim, tekrar geri çekilebiliyor. Peki Avrupa geneline bakarsak aşılama durumu nedir? Şimdi Almanya'da yaklaşık 24-27 Aralık 2020'den bu yana aşılama oluyor. Sanıyorum bu şu anda 70. gününe girdik aşının. Almanya aşı konusunda ilk önce onaylanmış olan BioNTech, daha sonra Moderna ve daha sonra da AstraZeneca aşısını bu işe başladı sırasıyla. Şu anda aşılama yapılan sayı tabii ki biraz çok az gidiyor. Bunda tabii aşılanan kişi sayısı ya da temin edilen aşı sayılarında ciddi sıkıntılar, sorunlar var. Çünkü bunun da sebebi aşı üreticilerinin bir anda istenen kapasitede üretim yapamamaları. Şu anda benim bugünkü son aldığım rakamlar şu şekilde: Almanya'da birinci ve ikinci dozu almış kişi sayısı 3.018.750, ilk dozu almış kişi sayısı 6.835.000 civarında. Dolayısıyla da bunların da oran olarak baktığımız zaman büyük bir kısmı BioNTech aşısı aldı. Yaklaşık özellikle az önce söylediğim için söylüyorum, AstraZeneca 1.6 milyon kişi AstraZeneca aşısını aldı. Yaklaşık da çok az bir kısım, 40-50 bin civarında Moderna aşısını almıştı. Fakat tabii ki şu anda AstraZeneca aşısında olan büyük bir sıkıntı ve şu anda askıya alınması tabii ki aşılama kampanyasında çok büyük bir sekteye uğradı. Oraya geleceğiz ama aşıda öncelikli hangi kesim, hangi gruplar? Yani aşılama planı nedir? Aşılama kimlere yapılıyor öncelikli? Bunları aktarırsanız. Evet. Öncelikle Almanya bu aşılama olayı başlamadan önce 4 gruba ayırmıştı. 80 yaş üstü, 70 yaş üstü, 60 yaş üstü ve bununla beraber özellikle sağlık sektöründe çalışanlar, birebir hastalarla temas halinde olanlar, huzur evinde çalışanlar ve risk grubu içinde olan kişiler şeklinde 4 grup halinde bunu ayarlamıştı. Dolayısıyla da bu şekilde de aşılamaya devam edildi. Ve burada gördük ki gerçekten özellikle 80 yaş üstü, 70 yaş üstü kişilere yapılan aşıların da çok ciddi şekilde etkili olduğunu görmüş olduk. Ve tabii ki burada bu gruplar bir taraftan aşılarken bunlardaki yaklaşık oran da şu şekilde. Yani yaşlı insanların şu zamana kadar %44.2'si, sağlık personelinin %44.1'i, huzur evlerinde çalışan ya da bakım evlerinde çalışan hemşirelerin ve sağlık personelinin %16.1'i sadece aşılanabildi. Bir de burada risk grubunda olup da aşı ol yaşı ne olursa olsun herhangi bir kronik rahatsızlığı olan kişilerin de 4.7'si sadece aşılanabildi. Dolayısıyla da baktığınız zaman aşı sayıları ortalama %3.5-4, bazı yaş gruplarında da %6-7'lere falan yaklaştı. Ancak bu tabii ki çok yeterli değil şu anda. Onun için de birçok Almanya'da bu konuda kritik, hükümete karşı kritik şeyler var, kritik yapılıyor. Peki Avrupa halkının koronavirüs önlemlerine tutumu nedir? Hatta Hollanda'da eylemler söz konusu olmuştu. Polis orantısız güç kullanmıştı halka. Ne dersiniz bu konuda? Ya şimdi bu zamana kadar olan süreçte pandeminin ilk başladığı gün, açıklandığı günden itibaren ilk önce herkes çok bir Alman disiplini ya da Avrupa disipliniyle bu olaya ciddi ciddi sarıldı. Ne söyleniyorsa onlar yapıldı. Fakat daha sonra hep bir umut vardı. Yani işte yazın geçecek, işte ne bileyim aşı geldiğinde her şey olacak. Tabii buradaki en büyük sıkıntı da aşının belki planlanandan çok daha erken bir şekilde piyasaya açıklanması oldu. Böyle olunca da bu süre uzadıkça biz tabii biraz kuzeyde kalıyoruz. Kış şartları özellikle günler uzun, geceler uzun. Gün çok erken kararıyor, insanlar depresif bir hal oluşturdu.
Dolayısıyla da birçok insanlarda şunu gözlemliyorum. Yani artık bir yorgunluk var. Korona kısmen de ilk defa Hollanda dediniz. Hollanda'da işte geçen insanlar sokağa çıktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bir Hollanda'da sokağa çıkma yasağı uygulandığı için, o da akşam saat 5'te sabah 5 arasında, insanlar bunu sanki kendi demokratik haklarına, haklarının kısıtlanması, belli bir köşeye sıkıştırılması, sanki eski sistemin, Nazi döneminin geri geleceği şeklinde bir takım korkuları, endişeleri olduğu yönünde düşünceleri olanlar sokağa çıktı ve de şu anda halk özetle Almanya'da olsun, Avrupa'nın birçok yerinde olsun bu pandemiden çok yorgun düştü. Ekonomik olarak çok etkilememiş olsa da ama psikolojik olarak aile içi şiddet olsun, depresif vakalar olsun, bununla ilgili doktorlara başvuranlar olsun, olanların sayısında oldukça ciddi artış var. Peki gelelim AstraZeneca aşısına. Bazı bölgelerde askıya alındı bu aşı. Neden askıya alındı? Evet, AstraZeneca ile ilgili şöyle, bu şu ana kadar AstraZeneca aşısı biliyorsunuz Oxford Üniversitesi işbirliği, İngiltere ve İsviçre ortak yapım bir aşıydı. Ve Almanya'da onaylanan üçüncü aşı olarak BioNTech, Moderna ve den sonra üçüncü aşı olarak onay alan bir aşıydı. Ve de İngiltere AB'den ayrıldıktan sonra burada genelde aşıyla ilgili onayı işte Avrupa Birliği, Avrupa İlaç Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa İlaç Ajansı, Alman Sağlık Bakanlığı vesaire, bunlar böyle bir silsile var sırada. Fakat İngiltere burada AstraZeneca aşısıyla ilgili bir ilki yaptı. AB'den de ayrıldığı için Avrupa İlaç Ajansı'nın onayını beklemeden, çünkü vaka sayıları çok ciddiydi ve bir anda aşılamaya başladı. Hatta bu Almanya bunu neden onaylanmıyor diye de bir takım böyle sıkıntılar oldu. Bir takım görüşmeler yapıldı. Fakat İngiltere bunu uygulamaya başladı. Daha sonra görüldü ki hiçbir sıkıntı yok. Üçüncü zaten fazla da yapmışlardı çalışmalarını. Almanya'da da bu onaylanmaya başladı. Daha sonra Danimarka'da birçok yerlerde, Almanya'da AstraZeneca aşısı yaklaşık 1.6 milyon kişiye AstraZeneca aşısı vurulmuş. Bunların içinde birçoğu ikinci aşıyı alanlar da var. Bunların içinde sadece 7 tane kişi de yaş grubu 20 ile 50 yaş grubu olan kişi de, özellikle bunlar bayan ve bunlarda beyinde kan pıhtılaşması oluşuyor. Bundan dolayı da bir tanesinde ölümlü vaka olduğu için, üç tanesinde Almanya Sağlık Bakanlığı, Almanya'da Paul Ehrlich Enstitüsü'nün onayıyla beraber bu aşının askıya alınmasını öngörüyorlar. Bununla ilgili enteresan olan bir şey, yani Danimarka'dan sonra Almanya, İtalya ve İspanya, birçok ülke AstraZeneca aşısını askıya aldı. Fakat İngiltere hala bu aşı, İngiltere'de 11 milyon kişiye bu aşı yapılmış. Polonya da hala bu aşılama devam ediyor. Onların da argümanları şu şekilde. Yani biz AstraZeneca'nın yaptığı da bu konuda bir açıklama var. İngiltere'deki Oxford'un ya da Oxford Üniversitesi'nin yaptığı da açıklama var. Şöyle diyor. Burada evet bir olay var ve ama 30 milyon AB ülkeleri içinde 30 milyon kişiye bu aşı yapılmış. Sadece 30 kişide bir yan tesir görülmüş. Bunların 3-4 tanesinde ölümlü vaka olmuş. Onun için de bir oran yaptığınız zaman yan etkisi, yani kötü bir yan etkisi çok çok düşük bir olasılık olarak görünüyor. Onun için de bunu şu anda tabii ki araştıralım, inceleyelim. Ama bunu kesinlikle yani askıya almayalım, çünkü bize bunun faydası zararından çok daha fazla şu anda diye. Bununla da ilgili Dünya Sağlık Örgütü dün açıklama yaptı. Bu aşı kullanılabilir diye. Bugün Avrupa İlaç Ajansı bugün bir toplantıyı yapacak. Onlar da bu aşının yapılması yönünde karar almıştı. Sadece Almanya Paul Ehrlich Enstitüsü'nün tavsiyesiyle beraber Almanya Sağlık Bakanı bu aşıyı burada askıya aldı. Tabii bu askıya almakla beraber birçok tartışmayı da gündeme getirdi. Özellikle muhalefet partileri, basın
Zaten AstraZeneca'nın onayı ile ilgili geç bir onay vardı ve insanlarda aşıya karşı bir ön yargı vardı. Dolayısıyla burada biz bununla ilgili de şöyle bir kıyaslama yapılıyor. Yani şu anda şöyle bir not aldım elime. Bununla da ilgili bu da çok burada çok konuşuluyor. Özellikle şu andaki AstraZeneca aşısında 1 milyon kişide 1 milyon kişide 1 milyon sadece 6 tane pıhtı olayı oluşma olasılığı varken kadınların kullanmış olduğu doğum kontrol hapında bu oranın 1 milyonda 1100 olduğu şeklinde bir görüş var. Dolayısıyla da böyle bir şey yasak ya da askıya alınmadığı halde bundan çok çok daha düşük bir olasılık olan aşı alması biraz bir düşündürücü diye konuşuluyor. Hı. Ama burada sanıyorum bugünkü Avrupa İlaç Ajansı da olumlu yönde aşının devamı yönünde bir karar çıkacağını ben kendi adıma dünkü araştırmalarımdan bunu bekliyorum. Çünkü gerçekten insanlarda zaten aşıya karşı bir ön yargı vardı. Dolayısıyla da bu burada çok ciddi şekilde bir kaosa sebep oldu şu anda. Avrupa İlaç Ajansı'nın önerileri nedir peki bu konuda? Ya onların önerisi aşılamaya devam edilsin. Hı hı. Ve de bunu da yaparken de bu neden oldu? Biz bunun bir, gerçekten bu hasta olan kişilerin, kan pıhtısı olan kişilerin direkt aşıyla birebir olan ilintisi nedir? O da araştırılsın. Ama şu andaki bizim elimizdeki matematiksel veriler işte 30 milyon aşı yapılmış ve bunlardan sadece 30 vaka olmuş. Bu çok düşük bir sayı ve bunun içinde de ölümlü vaka sayısı 5-6 tane. Onun için de bunun için panik yapmaya gerek yok. Bu belki o bilmiyoruz elimizde o hayatını kaybeden kişilerin acaba başka bir rahatsızlıkları mı vardı, başka bir şeyler mi vardı? Bunların detaylı şekilde araştırılması, yapılması gerektiğini ancak bir yandan da İşte az önce size sayıları söyledim. Özellikle yaşlı insanlarda aşının ya da kronik bir hastalık olanlarda aşının ne kadar önemli olduğunun sayıların düşmesinden da bunu görüyoruz. Onun için şu anda aşının faydası zararından çok çok daha fazla yönünde. Peki Dünya Sağlık Örgütü bu konuda ne öneriyor? Dünya Sağlık Örgütü de bu aynı Avrupa aynı şekilde bu aşılanmaya devam edilmesi yönünde. Düşünün İngiltere bu zamana kadar 11 milyon kişiye bu aşıyı yapmış. Polonya 1 milyon kişiye aşıyı yapmış. Polonya Sağlık Bakanı'nın da bu konuda açıklaması vardı. Dolayısıyla o da biz 1 milyon kişiye aşı yaptık. Herhangi bir bu öngörülen problem biz burada yaşamadık. Dolayısıyla da biz aşılamaya devam edeceğiz yönünde açıklaması vardı dün itibariyle. Onun için Çek Cumhuriyeti'nde de aşılama devam ediyor. Yani şu anda baktığınız zaman Danimarka'dan sonra Almanya ve İtalya, İspanya diğer ülkelerde bu olaya biraz çok mesafeli bakıyor. Ha, bu arada İngiliz gazeteleri özellikle İngiltere'deki işte Oxford ya da işte bu aşı üreten şirket bunun anlaşılır bir şey olamadığını sanki böyle baktığınız zaman bir aşı savaşı başlıyor gibi bir de şey var ortada. Dolayısıyla bununla ilgili Almanya her zamanki gibi işin çok garanti yönüne gidip belki de hiç en ufak sıfır riskle bu işi yapmaya çalışırken bir anda bir takım güvensizler de sebep oldu. Ama bazen de her zaman bir insanın sağlığı da can güvenliği de belki birçok şeyden çok çok daha değerlidir. Onun için önümüzdeki günlerde bununla ilgili somut bilimsel veriler bize daha çok ışık tutacak diye düşünüyorum. Peki İngiltere'de AstraZeneca aşılaması bunun yanında hangi aşılar kullanılıyor? İngiltere'de durum nedir? Ya İngiltere'de onlar ne yazık ki yani diğer yerlerden çok fazla aşı, BioNTech'in aşısını ve Moderna'nın aşısını kısmen aldılar. Hı hı. Ve de kendi AstraZeneca aşısını aldılar. Dolayısıyla onlarda şu anda bu şekilde aşılama var. Şu anda Almanya'da, Avrupa'da şu çok konuşuluyor. Rus aşısı Sputnik 5'in de Avrupa'da onay alınmasını, bununla ilgili özellikle baştan bu aşıya çok sıcak bakılmadı. Ancak Rusya
İtalya'da Sputnik 5 aşısının üretimi için anlaşmaya vardı ve 6. aydan itibaren İtalya'da üretim ünitesi kuracaklar. Bir de şimdi bu tabii bu aşılarda olan bu sıkıntıdan dolayı Almanya biliyorsunuz Profesör Doktor Uğur Şahin, BioNTech'in sahibi CEO'su eşiyle beraber bu aşıyı ilk bulan kişiydi. Hı hı. Almanya o zaman şöyle bir şey söyledi. Yani biz aşıyı biz bulduk, hemen bizim halkımıza ilk önce vereceğiz ve bunun onayını hemen verelim, insanlarımızı aşı yapalım diye bir olay içine girersek o zaman bizi insanlar toplum önünde, tarih önünde hesap veremeyiz. Onun için de öyle bir şey olsun ki biz AB ile ilgili, Avrupa Birliği ile ilgili buna bir karar vereceğiz. Bunun onayıydı, bu aşı öyle bir aşı olacak ki herkesin erişebildiği, ulaşabildiği bir aşı olacak diye söyledi. Onun için Almanya'da iç dinamiklerde, bu yanda da mevcut hükümete de ciddi şekilde tepkiler var. Bakın insanlar ölüyor. İngiltere AstraZeneca aşısını piyasaya çıkarttığı zaman onay bile almadan aşılama yapmaya başladı. Hı. Neden biz o zaman başkalarıyla bunları paylaşalım gibi büyük tartışmalar yaşanıyor şu anda. Hatta bugün de şöyle bir karar aldılar dün. İşte AB ülkeleri önce kendi içinde ne yazık ki gelinen nokta korkutucu boyutlara ulaşıyor. Özellikle ölüm sayıları. Onun için de belki de AB içinde üretilen aşılar ilk önce kendi buradaki insanların sağlığı için kullanılmalı. Ve de yine o öngörülen kapasite artışına hızlı şekilde gidilmeli. Bununla ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Hatta BioNTech şirketi Çin'de dahi üretim için Çinli bir Sinopharm firmasıyla ortaklaşa bir sözleşme imzaladı. Orada da bu aşıların üretimi mümkün olacak. Dolayısıyla da birincisi en büyük öncelikleri aşıların bir an önce istenen düzeyde herkese ulaşabilecek şekilde kapasite artımı, ama bunun yanında da mevcut olan elinde kimin ne varsa bu aşıyı önce kendi bulunduğu ülke için kullanılması gerektiği yönünde görüşler var. Peki İtalya'ya bakalım. İtalya'da kapanmalar söz konusu. Üçüncü dalga orada da başladı diyebilir miyiz? İtalya'da neler oluyor şu evet, anda? Evet, yani kesinlikle. Evet. İlgili de sadece işte zaten bu pandeminin İtalya, İspanya, Avrupa'da en çok etkilenen, birinci dalgadan etkilenen ülkelerdi. Çok acı tecrübeler yaşadılar. Onun için şu anda sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali, kesinlikle onlar da bu olayı ciddiye alıyorlar. Ve çok ciddi şekilde önlemler yolda orada da. Peki İtalya'da hatta hangi aşılar kullanılıyor? Benim orada da yine sadece Avrupa içinde AB'nin onayladığı BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşıları orada. Şu anda yeni bir aşı da Johnson & Johnson aşısı da onay aldı. Bu da geç bir onay aldı aslında. İtalya'nın kendine ait bir aşısı mı bu? Hayır, bu da yine İngiliz, Amerikan kökenli bir aşı bu da, Moderna gibi. Dolayısıyla AB ülkeleri içinde de bunun onayı verildi. Ama onlarda da yine ciddi tedarik sorunları var. Yani şu anda mevcut olan 4 tane sadece onaylanmış AB içinde aşılar vardı. Ve bunlardan onlardan eşit şekilde AB olarak bunları tedarik edip eşit şekilde bu ülkelerin nüfus oranına göre dağıtılmıştı. Herkes kendi payına düşeni almış. Onun için şu anda Almanya'da temin edilen aşı sayısı sadece 12 milyon civarında. Yani toplam temin edilebilen Mart 17 düne kadar olan sayı az önce söylemiştim sanıyorum. Bence 12 milyon civarında. O da yani hiçbir ülke burada AB Birliği bozulmasın diye, belli bir takım hassasiyetler bozulmasın diye temin edilen aşıları eşit şekilde dağıtımını yaptıkları için onlar da aynı Almanya'daki aşıyı kullanıyor. Peki çok teşekkürler Bayram Bey aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Ha, bir de bununla ilgili ek olarak bu AB ile içinde yaz geliyor, bir seyahat. Herkes hızla tatili düşünüyor. Hı hı. Bununla ilgili İtalya'da özellikle Mallorca Adası ve Kanarya Adaları'nı Robatco Enstitüsü risksiz bölge diye ilan etti. Şu anda Nisan ayının başında ciddi şekilde oralara uçuşlar olacak. Bir de Almanya, AB, Avrupa Birliği, AB Birliği içinde bir aşı defteri ya da aşı ne deriz onu unuttum şimdi Türkçe karşılığını aşı
Yani sizin aşı olduğunuzu belgeleyen bir elektronik bir defter yapıp AB içinde seyahat edebilmeniz için bu aşıyı olup olduğunuzu gösteren, deklare eden bir şey konusunda anlaştılar. AB Ursula von der Leyen bu konuda dün bir açıklama yaptı. Bu iç seyahatin sadece bu aşıyı olmuş olan insanların yapacağı konuda da konusunda da bir açıklaması var. Bu da aşının ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olacak. Peki, çok teşekkürler Bayram Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Selam. Evet, BBN Türk Almanya temsilcisi Bayram Aybastı ile konuştuk. Avrupa'daki koronavirüs önlemlerini, aşılamayı ve AstraZeneca'nın askıya alınmasını konuştuk. Ve böylelikle biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Gün Işığı programı hafta içi her gün sizlerle olmaya devam edecek. Gününüz güzel geçsin diliyoruz. Hoşçakalın.